Bir kadın evde bulamadıklarını dışarıda arar. Zeliş de evinde bulamadığı hijyeni arkadaşlarının evlerinde arıyordu. Yemek zamanı, ettiğin lafa bak. Yasemin nerede? Gelmiyor muymuş? Aradım ama telefona cevap vermedi. Ben de mesaj bıraktım. Hala iki gözü iki çeşme değil mi? Ya aman boş verin aslında ya. Yani gelmese daha iyi. Şimdi onun derdi zaten kendine yeter. Şimdi gelecek burada, suratını asacak. Bizim de tadımızı kaçıracak. Nermin, sen temizlikçi kadın alacaktın. Ne oldu? Aldın mı? Aldım, almasına da içim hiç rahat değil. Ya kim benim evimi benim kadar temizleyebilir ki? Değil mi? Kimi aldın? Şükriye diye biri. Nurdan Hanım tavsiye etti. Aa, ağzı bol Şükriye. Ay! Sen nereden tanıyorsun onu? Nasıl nereden tanıyorum ayol? Bana da temizliğe o geliyor. Ama bayılıyorum vallahi, süper seçim. Kadın geliyor, bir yandan evi tertemiz yapıyor, bir yandan da canlı magazin yayını yapıyor resmen. Vallahi bak, kimin evinde erotik kanal var? Kim eve dostunu atmış? Bir bir hepsini bundan dinle. Süper. Sen onun her dediğine inanma. Yalanı bol gibi geldi bana. Olur mu canım? Sadece ağzı bol kadının. Şimdi bu, bu işten önce bir otelde çalışıyormuş, ünlü bir otelde. Buraya ünlüler girip çıkarmış, tamam mı? Açıyormuş paparazilere, bu ünlüleri ihbar ediyormuş. Kadın oradan idmanlı yani. Bu ne be? Ay yok kız, öyle deme. Bir gelse seversin yani, sohbeti hoşuna gider. Ya oldu, ben alacağım. Sonra gidecek kapı kapı beni anlatmaya başlayacak. Çocuklarımın yaramazlığı malum. Sonra da benim elimden alırsınız o kadını. Ay aman Elif, düşündüğün şeye bak. Senin küçücük oğlanların dedikodusunu kim ne yapsın ayol? Onda malzeme bol diyorum kızım. Aa, hem de hiç ummayacağın insanların evlerinden öyle ballı aldatma dedikoduları çıkıyor ki. Ay dur! Ay. Dur! Ay. Dur, dur. Ay. Ay ne oldun, daldın gittin sen öyle? Hiç. Yandı mı elin? Yok, biraz geldi. Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 6 ay önce temelini attığımız Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ek binasının açılışına hepiniz hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, yeni binamız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kurdeleyi kesiyorum. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Ercan'sın. Teşekkür ederim anne. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Canım, senin de ellerine sağlık. Elifçim, dediğim gibi ben işte uğrayamayınca kuyumcuya artık bir ara şey yapar getiririm sana, olur mu? Aman Bezeliş. Altın bahane. Maksat birlikte olup iki laf edebilmek işte. Ne zaman müsait olursan o zaman getir arkadaşım.
Elif, konusu açılmışken ben de söyleyeyim de kardeşim. Benim altınımı Yasemin getirecekti. Ama tabii şimdi Yasemin'i ara ki bulasın yani. Senin altını niye Yasemin getiriyor? Canım çok ısrar etti altın gününe ben de katılayım diye. Sensiz tadı olmuyor falan deyince altını da ben getiririm dedi, ben de kıramadım kızı. Sen daha oturuyor musun Emel'cim? Aa, ay daha tabağımdakileri bitirmedim ayol. Kız o kadar uğraşmış, ayıp. Değil mi Elif? Oldu madem, görüşürüz. Tamam canım, canım. Görüşürüz. Hadi. Selam söyle. Sağ ol, sen de söyle. Elif. Hı. Vallahi günah boynuna ama bence bu Yasemin altınları iç etmek için gelmedi kızım. Bak sana söylüyorum. Yok artık, daha neler yani. O zaman niye gelmedi? Hı? Kız, yoksa bu Sinan karakollara falan düştü diye iyice fenalaşıp depresyona falan mı girdi ya? Ha? Alakası yok. Üşütmüş, halsiz düşmüş. Dedi ki ben evde biraz dinlenirsem kendime gelirim. O yüzden. Hmm. Elifciğim, sen niye benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun? Ha? Demin kendin demedin mi? Ayol telefon açıyorum, telefonlarıma bile cevap vermiyor demedin mi? Ha? Dökül hadi, dökül. Kızım ben eninde sonunda öğrenirim bunu ya. Bari ilk ağızdan senden duyayım yani doğrusunu. Çayın bitmiş senin. Ben sana taze bir çay koyayım en iyisi. Dur dur. Bardak kirletme şimdi. Biz bu altın gününe seni tatlı dilin güler yüzün için almadık. Yasemin rica etti. Kız yalnız yazıktır dedi o yüzden. Minnet duyacağını, Yasemin'in dedikodusunu yapıyorsun bana ya. Allah Allah canım, ne minnet duyacağım ben Yasemin'e? Bir kere Yasemin bana borçlu. Allah Allah, niyeymiş o? Borçlu değilsen borçlu herif. Orasını karıştırma. Ya kardeşim, senin lisede hiç kız arkadaşın olmadı mı? Oldu. Firuzan vardı bizim. İyi kızdı. Ben. Biz bir aynı çocuğa aşık olduk. Ondan sonra aramız bir bozuldu. Papaz olduk yani. Niye sordun sen bunu? Şu yüzden sordum. Kız arkadaşlığın raconu o zamanlarda öğreniliyor biliyor musun? Bak. Kız arkadaşlığı mühimdir. Böyle buluşursun, çay içersin, kahve içersin, tatlı tatlı sohbet edersin, derdini anlatırsın. Karşındaki sana derdini anlatır, onu dinlersin. Ay sıkılırım ben öyle Elif. Yani dert falan dinleyemem ben, içim şişer benim ya. Ay tamam canım, tamam. Şey yaparım ben de böyle, üzülüyormuş gibi falan. İyi oynarım onları bak. Vah vah tüh. Böyle onun için endişeleniyormuş gibi. Olmadı değil mi? Olmadı canım. Olmaz. Mış gibi, muş gibi olmaz. Ya arkadaş öyle bir şey değil. Arkadaşlıkta birbirine destek olacaksın ya. Ya sen gelmişsin bana Yasemin'in dedikodusunu yapıyorsun hemen. Bana bak. Ya Yasemin'le aranı düzeltirsin ya da sen bu altın gününü unut. Ay iyi tamam canım. Ama şey yaptın sen de. Hem sen bana çay koyacaktın, ne oldu? Al canım çayını. Al, afiyet olsun. Yalnız kovmak gibi olmasın. Ben daha çocuklarımı alacağım okuldan. Sen bir an önce iç de şu çayı. Ben de orada hazırlanayım, sonra birlikte çıkalım. Hadi canım benim. Tamam, tamam. Bak, bak sen işine bak. Destek. Nasıl olunur destek? Olayım bari.